Evet, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir köşede giriş yapayım dedim. Burada Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve burada da kuş çeşitlerinin bulunduğu bir poster var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Pet Market buradan mı aldık? Evet. Pet Market buradan aldık. Böyle ön kameradan da nasıl gösterilir bilmiyorum da şöyle böyle göstereyim. Bu şekilde aldık. O şekilde yaptık. Burada birazcık ön kamerayla biraz takılayım. Şey olsun yani biraz. Beni de görmüş olun. Hep kuşları görmeyin falan diyormuşum. Üretimimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Japon eslerimiz 10 numara 5 yıldız gidiyor. Çekleri osutturamadık sadece. Çekleri de yakın zamanda osutturacağız. Bugün kuş değişimi yaptık. Bizim burada sevdiğimiz yani sürekli takıldığımız Durmuş abi var. Durmuş Karakuş. Aynı zamanda dalları üreticisi. O da zaten takıldığımız çok kişi yok. Bir de Hakan abimiz var. O da aynı şekilde muhabbet kuşu üreticisi. Sultan da var. O şekilde Durmuş abiyle kuş değiştirdik. Bir tane tepeli falan aldım. Arka kameraya geçtiğimde onu gösteririm. Instagram'dan ve işte YouTube'dan yorumlardan yazıyorsunuz. Yavrular var mı? İşte Japones var mı? Şu anda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bende boş kuş olmadığı için benim sadece şu anda Japones erkek var boşta. Onu verebiliriz. Yani başka da bir tane de şov dişimiz var. Başka hepsi eşte. Onların da bir problemi yok yani. Onlardaki amaç sadece fazlalar şu anda. Ek kuşum yok. Atamıyorum. Kafes de yok. Yer de yok. Bir de çekleri koydum. Bildiğiniz gibi kış geldi. Masraflar artacak. Soba yanacak. Çekleri o yüzden koydum. Çünkü Japonesleri bildiğiniz gibi bekletiyorum. Japonesleri satmayacağım. O yüzden onlar var elimde. Bu şekilde yani. Instagram hesabımız var. TikTok hesabımız var. Bunların hepsine gelebilirsiniz. Gelirseniz beni mutlu edersiniz. Yani bu şekilde. Bu işte paranın olup olmadığını merak eden birçok arkadaş var. Arkadaşlar bu işi para için yaparsanız yapamazsınız. Eğer hayvanları sevmiyorsanız imkansız. Yani hayvanları seveceksiniz. Hayvanlardan anlayacaksınız. Hiç anlamadan da bu işe giremezsiniz. Direkt Show Jumbo veya Japones'e girmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Yerli kuşlarla girin. Öğrenin. Çünkü ben 10-11 yıldır üreticiyim. 10-11 yıldır 2 defa 3 defa bıraktım. Tekrar başladım. Ama her seferinde bir şey öğrendim. Yani başkasının anaç kuşunun alınmayacağını öğrendim. Ondan sonra yemin ucuz yemin değil kaliteli yemin alınacağını öğrendim. Çeşme suyunun verilmeyeceğini öğrendim. Bunları hep canım yanarak öğrendim. Ama şu anda öğrendim. Yani bunu da bir şekilde siz artık böyle bu tarz videolardan, emeklerinizden bu şekilde öğreneceksiniz. Şimdi arka kameraya geçelim, kuşları gösterelim. Sizi sıktıysam kusura bakmayın. YouTube kanalımıza abone olursanız, Instagram hesabımıza da gelirseniz çok sevinirim. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza bu şekilde başladık. Hafif kırgınlığı olan bir şovumuz vardı. Onu iyileştirdik. Salmasına geri gönderdik. Hafif bir muhtemelen ya hava çarpması oldu ya da artık direnci düştü ama hallettik, halloldu. Bir sıkıntısı kalmadı yani Allah'a şükür. İki salmanın ledini de yediler arkadaşlar. İki salmada gördüğünüz gibi söndü. Adamlar vallahi sadece zararlar ya bunlar. Hoppa. Ne diyecektim, ne diyeceğimi unuttum. Evet, dediğim gibi Durmuş abiyle kuş değiştirmiş dedik. Şuradan bir tane bir kuş getirdik arkadaşlar. Böyle çekimsi, değişik bir şey. Bir kuş bu geldi. Bir tane de bu şekilde tepeli bir erkek geldi. Onu da Lutino'ya, Albino'ya attık. Pardon, bayağı kızgın bir kuştu. Onu da bu şekilde artık eşte kullanacağız. Olmazsa yine aynı şekilde değiştire değiştire bulacağız. Şimdi 3 tane yuvalık yaptırıp bu kafesi de faaliyete sokacağım. Bunlar normalde dinlenme kafesi ama eş tutturduktan sonra bir de yerliyseler herhangi bir problem olmaz. Bakın şuradaki sarı çift mesela şu anda yuvaya falan gidiyorlar işte. Dinlenme kafesi ama tek tünekle idare ediliyor. Uygun mu? Uygun değil. Yani üretime ama şu andaki eldeki tüm şartları kullanıyoruz. Çünkü bu iki tane beşliye tüm kuşları bir birleştirip mantıken ortaya bir tane sağlam beşli çıkartmam lazım. Çünkü çekleri yani herkes çeklerini oturtturur, şov atar, Japones atar, onlar olmaz. Bizde de tam tersi Japonesler şovlar oldu, çekler olmadı.
Yapacak bir şey yok yani. Bu kuşların yavrularını ayırdık. Dünkü dediğim kuşların. Maalesef ki bir tane vefat gerçekleşmiş. Onu da birazdan gösteririm size. Yapacak bir şey yok. Hatta göstereyim. Üzülenler videoyu 15-20 saniye ileri sarabilir şimdiden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maalesef bu kuşumuz gitti. Artık neyden gittiği de belli değil. Dışkısında da problem yok. Yem de yemiş. Nasip demek ki. Nasip de yokmuş. Onda ona yapacağımız bir şey yok yani. Buradaki yeni yavrumuz, et yavru görmeyi isteyenler var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bu yavrumuz da aynı şekilde büyüyor. Annenin ilk yavrusu, ilk bakıcılığı şu anda gayet iyi. İlk olmasına rağmen yumurta da doldurdu, yavru da verdi. Bu şekilde salmamız da yine aynı şekilde devam ediyor. Büyümeye devam ediyorlar. Buradan zaten ileride göreceksiniz. Mesela şu kuş mükemmel bir kuş olacak. Anneyi babayı geçecek. Ben size şimdiden söylüyorum bunu. Bu kuşlar yine aynı şekilde. Bu kuşların da kanında jumbo kanı var. Normal gibi size görünüyor olabilir ama hepsi jumbo kanı var. Burada mesela bembeyaz. Sütte leke var, bunda yok. Gözleri de zeytin gibi. Gözleri çok büyük arkadaşlar. Normal kuşlara göre. Satılık dediğimiz kuş bu arkadaşlar. Bu Japonesimiz. Şöyle göstereyim daha yakından. Geçenki videoda bu şekilde yakından poz vermemişti. Şu anda gösterdi. Buradaki diğer kuşların hepsi yavru. O anaç. Satılık bir tek o var. Burada da bir tane şovumuz var. Satılık olarak. Başka da herhangi bir fazlalık kuşumuz yok. O kuşumuz da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun anne babası da bunlar arkadaşlar. Bu şovun. Anne babasını da görün. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Şöyle göstereyim. Zaten ölen yavru da bunların yavrusuydu. Biz o tarafa kaydırmıştık. Yani ölen yavru da aynı buna birebir benziyordu. Dikkatinizi çektiyse. Zaten anneden atmış. Oradan da görebilirsiniz. Bu şekilde almak isteyenler olursa, ikisini bir alan olursa uygun bir fiyata vereceğim. Ama teklide 250'nin altına düşemem. Düşersem kuşlarıma yazık ederim yani. Onu yaptıktan sonra da yapacak bir şey yok yani. Aslan beslemek istiyorsanız hakkını vereceksiniz yani. Normal yerli kuşlar bile artık arkadaşlar 100-120 liradan satılıyor burada. Piyasa artık bayağı bir kötüleşti. İnşallah düzelir. İthal kuşların şu anda Türkiye'ye girmesi, bizi de girmemesi bizi de zora sokuyor. Çünkü bu fiyatlardan kuşları satmak daha zor. Eskiden Japonesler 250-300 lirayken şu anda 350-400 lira. Şovlar 400-500 lirayken 700-800 lira. Yerliler 50-60 lirayken şu anda 100 lira. Çekler 70-80-90'dan verilirken şu anda 150-160 lira. Yapacak bir şey de yok yani. Şu anda üretimhanemiz bu şekilde. Yavrularımızı falan filan hep kaydırdık. O bakmayan yavruları falan hep bu şekilde kaydırdık gördüğünüz gibi. İnşallah yaşarlar. Maşallah demeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir seyirli bir video olmuştur sizler için. Bay bay.